Ee, var olma nedenimizin peygamberimiz olduğu He, buyur. iddiası ve nuru Muhammedi ifadesi. Şiş, buyur. Şimdi bu, bakın peygamberimiz ha, Levlake diye bilmem. Tabi ver evet. O evet. şey evet. E, evet. Levlake Levlake le maqalatul eflake biri o, biri de evvelu ma Allahu ruhi. Evet. İşte Allah'ın ilk yarattığı şey benim ruhumdur demiş peygamberimiz. Öbüründe de sen olmasaydın alemleri yaratmazdım. Ya bu defa sen olmasaydın alemleri yaratmazdım. Hadis değil. değil. Değil yani buna hadisçiler de hadis demiyor. Değil. Hadis değil bu işte. Hocam evet. Bu ne biliyor musunuz? Bunu anlatamazsınız yani. Ha, evet. Yani ayet değil, hadis değil. Oo, bu adam... bu, bunu sorduğunuz zaman ahaliye gidin sorun. Bu nedir? diye ayet diyor. Bunu ayet zannediyor adam. Üstelik uydurma hadis de değil bu yani. Bu birinin bir, bir bir gönül adamının peygamber sevgisini kendince ortaya koymak üzere dile getirdiği bir beyan. Ama bunun kaynağı korkarım ki öyle çok rahat bir yer değil. Bunun kaynağı kitab-ı Mukaddes kardeş. Evet. Yani yeni ahitte Hazreti İsa için aynı ifade var şeyde yeni ahitte İncilde. Ya ayıp ya insan ne dediğine bir bakar. Hocam hatta bir video hazırlamıştı e, internet ortamında bazı arkadaşlar bir yerde bir Müslüman kişinin konuşmasını veriyorlar. İşte bu şeyi kullan, rivayeti kullanıyor kendince. Peygamberimiz yüz sünnete yaratıldık. O olmasaydı hiçbir şey yaratılmayacaktı diyor. Sonra bir de Hristiyan bir din adamının konuşmasının arkasından böyle aynı şeyi Hazreti İsa için söylüyor o kişi. Ve evet. kitaba dayanarak söylüyor yani kitaptan ayet okuyarak söylüyor. Buyur. Yani ne yapalım? Yani bu malzeme bu. Yani nasıl diyeyim yani reyting mi diyeceğiz buna? Ne diyeceğiz bilmiyorum. Bu itibar görüyor ama bu yanlış kardeşim. Yani böyle bir bilgi yok. Yani bu kadar önemli bir şey. Peygamberimizin evine, sofrasına dair detay veren, bir engelli insanla konuşmasındaki bir kabahatini uyarıya konu edinen, bir kadının sorduğu soruya hatalı cevap verdiği için o, onu uyarılan kendi evindeki bir durumla alakalı işte Tahrim Suresi'nin ilk ayetleri, Mücadele Suresi'nin ilk ayetleri falan gelen bu kadar detay diyebileceğimiz hususiyetlerin yer aldığı kitapta bu alemleri senin için yarattık. Böyle bir şey olmaz mıydı? Olurdu ama yok öyle bir şey. Sor hocam Kur'an zaten Allah'ın alemleri niye yarattığını, insan niye yarattığını söylemiyor mu? Ki? Evet söylüyor. Kaç var. Bütün alemlerin yaratılış gerekçeleri var. Alemlerin yaratılışı insana yöneliktir. İnsanın yaratılışı da Allah'a ibadete ve imtihana endeksidir. Yaratılışın gayesi olarak Kur'an 5 şey söyler. Bunlardan bir tanesi imtihandır. O imtihanın da bir alt başlığı olarak Allah'a kulluktur. Yaratılışımızın gayesi bu. Bizi onun için yarattı. Şimdi nuru Muhammedi diye böyle bir söylem var. Yani nuru Muhammed ya yani ne demek istiyorsunuz yani şimdi bir biraz daha düşün bakalım. Her şey peygamberimizin nurunda. O zaman ilk o yaratılsaydı. Aynı şeyde de zaten yine Hristiyanlıkta da var hocam. Hazreti İsa için geçen aynı şey. Tabii. Bu oradan gelmez. Hiçbir zaten şey yarıştırıyor. Yarıştırıyor. Yani İsa için biri bir şey dediyse bizimki bir kalem daha üstte bir şey üretiyor. Oysa peygamberimiz ne demiş biliyor musunuz? La tutruni <laughs> kema etratin nasara el mesih meryem. Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı yücelttikleri, abarttıkları gibi beni abartmayın, yüceltmeyin. Kulu işte Resulullah'ı ve abduhu gibi böyle bir ifade var. Yani Allah'ın kulu ve elçisi, elçisi değil. O değil. kadar. Başka bir şey demeyin diyor kendisi. Ee, onun, bir rivayette yani bu şekilde geçiyor. Evet rivayette. La tutruni diye bir rivayet var. Orada geçiyor. Bu ayetlerde ise e, peygamberimizin mesela alemlerle ilişkisi kurulan bir ayet-i kerime var. O Enbiya suresi 107. ayet. Hı, hı ve ma illa rahmeten lil alemin Hani alemlere rahmet olarak biz seni gönderdik. Tercüme bu. Her yerde tercüme bu. Siz onu farklı tercüme ediyorsunuz. Ben yani. onu farklı tercüme ediyorum. Niye? Ya şunu düşünüyorum. Bir de bak gramer olarak benim dediğimin doğru olduğuna inanıyorum. Ama hani yorum olarak da bakarsanız düşünebiliyor musunuz? Alemlere rahmet peygamberimiz. Peygamberimizden önce yaratılanlara nasıl rahmet olacak? Alemlerin içerisinde taşlar var, toprak var, yağmur var, deniz var, kara var, ova var, tepe var, şu var, bu var. Onlarla ne, ne ilgisi var? Yani ne, ne demek bu? Rahmet o ayetteki ve bersellene illa rahmeten lil alemin ayetindeki ifade biz seni alemlere merhametimiz gereği gönderdik. Yani Hazreti Peygamber Allah'ın rahmetinin, merhametinin tecellisidir. O rahmet Allah'a ait bir sıfattır. Peygamberimizin de rahmet sıfatı var ama o müminlere rahmettir. Ve rahmetün lil müminin. Tevbe suresine geçiyor. Müminlere rahmettir. İnsanlar arasındaki ilişkiyle alakalı bir şey. <laughs> evet, <değil. gülüyor> inananlarla. i̇nanan bil müminine raufur <laughs> rahim. Ve rahmetün lillezine amenü minküm ayetleri var. İkisi de Tevbe suresine biri 128. ayet bir de sanıyorum 61. Evet. ayet olması lazım. Peygamberimiz müminlere rahmettir. Hadi şunu düşünelim. Alemlere rahmet. Mesela Ebu Cehil'e nasıl rahmet oluyor? Ya adam gitti. Adam küfür üzere gitti. Ebedi cehennemlik. Münafıklara nasıl rahmettir? İnkarcılara nasıl rahmettir? Anlamalıyız ki burada başka bir şey var. Orada olan başka bir şey o ayette sözü edilen rahmet ve merhametin Allah'ü Teala'nın bir sıfatı olduğudur. O merhametin tecellisi olarak şimdi elimizde görüntü olarak Allah'ın kitabı vardır. İşte o rahmet vesilesi Allah'ın kitabıdır. Bugün itibariyle biz rahmet diye bu kitaba sarılıyoruz. Hocam bu anlamda aslında tüm nebilerin beraberinde getirmiş olduğu şeyler zaten Allah'ın rahmetli sonucu insanlara ulaştırılmış şeyler olarak da anlayabiliriz o zaman. Evet ayetine yani ayetine. bütün vahiyler böyledir zaten. Yani şeyde de geçiyor bakın. Ee, nerede geçiyor? Ee, Meryem suresinde Hazreti İsa ile ilgili geçiyor. Velinec'alehu ayeten linnese ve rahmeten Onu insanlar için bir delil yapacağız ve katımızdan bir merhamet. merhamet bir, bir merhamet unsuru. Yani Hazreti İsa da bütün insanlığa gönderilmiştir. Hazreti İbrahim de. Bakın yanlış bilinen bir şey daha söyleyeyim. Diyorlar ki her peygamber kendi kavmine gönderildi. Hazreti Peygamber bütün insanlığa gönderildi. Bu yanlış. Bütün peygamberler bütün insanlığa gönderilmiştir kardeş. Mesaj kime ulaşıyorsa ulaşabildiği ulaşıyor, herkes, herkese. Yöresel kalmış olabilir. Ama bu mesajın evrensel olmadığı manasına gelmez. Yani hocam böyle işte yerel yönetimlerde ilçe il yönetimleri var. Hani her ilçe kendi ilçe sınırlarından sorumlu bir başka ilçeye diyelim ki işte müdahale edemiyor. Bir peygamberin böyle bir şey düşünebilir mi? Böyle bir hocam? şey yok yani tabi sen tabii. Işte. Sen Benim mıntıkamın dışında kalıyorsan Allah'ın ayetlerini tebliğ edemem mi diyeceksin? Tabii o iş olmaz. Yani Ali İmran suresine buyuruyor ki Allahu Teala Al Elif Lam Mim Allahu la ilahe illa hayyul kayyum aleyke'l kitabe bil -hakkı. Musaddiqa lima beyne diye ve enzele Tevrat ve İncil min qablu lin nasi. Bütün insanlar için hidayet rehberi olsun diye Tevrat'ı ve İncil'i indirdiğini söylüyor. Onlara onların da bütün hedefi bütün insanlık idi. Hz. İbrahim için diyor ki inni ca'iluke lin nasi imama. Ben seni bütün insanlar için bir önder, peygamber yapacağım diyor. E, kavim kelimesi kullanılıyor bazı ayetlerde. İbrahim suresi 5. ayette Hz. Musa için. Ve kadar selna Musa bi ayatina en kavmeke mine zulumati nur. Kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkarasın diye. Deyince Hz. Musa'nın sadece İsrailoğullarına gönderildiği zannediliyor. Halbuki aynı ifade Hz. Peygamber için de var. Kur'an suresinde 30. ayette de geçiyor hocam değil mi orada da? Ha o şey ve kâle resûlü ya rabbi inne kavmi ittehazû hazel Kur'ane mehcura'' Bu benim kavmim Kur'an'ı yalnız bıraktılar. Terk, terk edilmiş. Edilmiş. O kavim kelimesi. Daha şeyi var. Ben şimdi söyleyeyim. Şu ara suresinde var. "Ve enzir Tekel, akrabin." Sen en yakın akrabanı uyar diyor. Şimdi oraya bakıp da peygamberimiz sadece yakın akrabasına gönderildi denir mi? E Şura suresi 7. ayette "Ve kezalike aheynâ ileyke Kur'ânen Arabiyyen li ummel kurâ ve men Yani Ümmü'l Kura'yı, Mekke'yi ve men ve civarını uyarasın diye bunu Arapça bir Kur'an indirdik deyip o oraya zaman mı sınırlı yani. değil mi? O zaman niye Medine'ye gitti? e, Yasin'de var Yasin'de. Litun zira kavmen ma zira abahum Bir kavmi uyarmak için gönderildi ki peygamberimiz ataları da uyarılmış idi. Ataları uyarılmayan bir kavim diye tercüme ediliyor. Ben o kanaatte değilim. Atara, ataları da uyarılmıştı. Uyarılmıştı. Onun için iman etmedikleri için gaflette kaldılar ve üzerlerine azapsız hak oldu. Orada da kavim kelimesi geçiyor. Buraya bakarak peygamberimiz bir kavme gönderildi denir mi? Başka ayetlerde de bütün insanlığa gönderildiği söyleniyor. İşte Araf suresi 158. ayet Sebe suresinde var. Kul nas inni rasulullah cemiyan. De ki ey bütün insanlar ben hepiniz Allah'ın elçisiyim. Ve ma arselnake illa kaffeten linnasi. Ben bütün bütün insanların hepsine gönder, seni gönderdim, gönderdik diyor. Enam suresi 19. ayette Kur'an bana vahyedildi sizi uyarayım ve daha ulaşabileceği kim varsa hepsini uyarayım diye. Bütün peygamberler mesajları itibariyle evrensel bir görevle e, yükümlü tutulmuşlardır. Son peygamber olan Hz. Muhammed de elbette böyle görevli ve yükümlü tutulmuştur. Hocam öyle şimdi e, sizde yaptığımız özellikle programlarda diğer birçok hocalarımızla da ama yani özellikle bu programda sürekli ayetlerden de referans verdiğimiz için çokça mesajlar alıyorum. Birçok izleyicimiz diyor ki ya yani ne kadar çok şey yanlış biliyormuşuz. Hocamızın verdiği ayet referanslarıyla Kur'an-ı Kerim e baktığımız zaman hakikaten yani İslam'ı tanımadığımızı üzgünüm gördük diye defalarca mesajlar aldık. Allah'ım da yani en azından amacına ulaşıyor. En azından insanlar hakikatle buluşturma noktasında yani doğru bir iş yapıyoruz çok şükür. Allah e, ama Allah'ın bunları... kitabı bunları... bu kardeşim. Yani bu bizim kanaatimiz değil ki ya vallahi billahi ya ben şimdi buradan kardeşlerime söylüyorum ya bu. Bakın benim de senin de. Yani biz birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Ve bizim bir takımımız yok arkadaş. Bizim bir cemaatimiz yok. Bizim bir camiamız yok. Bizim bir grubumuz yok. Kendimize biz, bizim davetimiz kendimize değil. Biz kendimizi tarif ederken şucu bucu denmesine şiddetle itiraz ediyoruz. Bizi tarif edecek misin arkadaş? En çok iki kelime kullanabilirsin. Bir, Müslüman. iki Kur'an talebesi. Başka? Başka yok. Bizimki bu. Ne yırtınıyoruz? Ben bu Ramazan ne yapıyorum bir de biliyor musun Emre'ciğim? Yani Allah razı olsun siz vesile oldunuz işte siz haftada Allah iki Allah defa Allah gelip olursunuz. burada derdimizi anlatmaya çalışıyoruz ama ben her gün akşam saat 7 gibi evet. periskop, Facebook ve YouTube üzerinden Kur'an'dan hayata diye bir şey yapıyorum. Bir dizi. Yani bu akşam canlı yayın yapıyorsun. E canlı yayın yapıyorum. Niye? Derdim ne? Ya belki bir kişiye olsun Kur'an'ın farkına varabilecek bir şey söylerim. Hı hı. Yoksa ben ne reklam peşindeyim ne dünyevi bir menfaatim var ne bu hizmetlerden bir tek kuruş aldık hiçbir tanesini ucağımıza kursağımıza indirmedik böyle bir şey yapmadık yapmıyoruz yazdığımız kitaplardan bir kuruş para almadık almıyoruz almayacağız yani derdim nedir bir kardeşim daha hakikati görsün Ruzi mahşerde rabbim onları bizim şahidimiz kılsın diye uğraşıyoruz Yoksa nedir derdim ne yani ben? Ben de yatar uyurdum. Ne güzel sabaha kadar dur akşama kadar uyu. O oh, işte kim nereye gidiyorsa ben şu ülkede şu topraklarda bir delikanlının bile Müslüman bir ailenin çocuğu olan bir delikanlının bile sırf yanlış bir din anlatımı nedeniyle ateizmin veya deizmin kucağına gitmesi benim yüreğimi yaralıyor arkadaş. Ben bir kardeşimin Allah'ı yanlış tanımasına müsamaha edemiyorum. Yani gönlüm razı, razı olmuyor. Yani. yani ben gerçekten kavruluyorum. Nedir? N niye böyle oluyor? Yanlış konuşuyor. Yanlış konuşuluyor. E doğrusu budur deyince. E bu kimse bunu bilmiyordu da sen biliyorsun? Ya arkadaş gözünü seveyim beni kimseyle yarıştırma. Demek ki kimse ben görevimi kitaba görevimi hocam demek ki. Yani. kimse Ben bakamışım. zaten benim dediğime bak demiyorum ki al kitaba bak. Ben benim yazdığım kitaplara bak demiyorum al Kur'an'a bak Kur'an'a. Herkesin el kitabı bu. Bu kitabı evlerden ellere almadıkça, bu kitabı satırlardan sadırlara taşımadıkça, bu kitabı gönüllerden hayata aktarmadıkça bu kitap indiriliş gayesini tahakkuk ettirmeyecek kardeşim. Ne yapıp edip evlerden ellere, satırlardan sadırlara yani gönüllere gönülden de hayata taşıyacağız. Biz Kur'an'a taşınacağız ki Kur'an da bizi cennete taşısın. Yoksa yoksa gerisi lafı güzaf. Sadece günü, bu günü kurtarmaya ve cebi doldurmaya yarar bu. Bunun hesabı çok ağır olur. Tevbe suresinin 34-35. ayetlerinde hitap müminleredir. Ve böyle mal ve servet yığanlara mahşer sabahı ateş azabı sunulduğunda alın işte yığıp durduğunuz şeyler işte bunlardır denecektir. Ben böyle bir soruyla böyle bir akıbetle karşılaşma adına işte diyorum ki kendi kanaatimizi söylemiyoruz arkadaş. Din adına konuşuyoruz burada. Kendi düşüncemizi nasıl söyleriz? Allah'ın kitabı var. Yazdıklarımız şahidimiz olacağı gibi sözlerimiz de şahidimiz olacak. Mahşerde bunların hepsi teker teker önümüze getirilecek. O gün orada utanmayacaksak bugün burada utanılacak sözleri yapmayacağız. Ben sözümü kendime şahit tutuyorum. Herkes de o bilinçle hareket edecek. Hocam